kitap macera. Masalcı Mine'yle masallarda Amasya. Ferhat ile Şirin her kitap macera. Şehzadelerle masallarda Amasya. Masallarda Amasya 4. Sulu Ova. Uçurtma Ülkesine Yolculuk. Anlat masalcı yine, anlat haydi durma. Yerimizde duramıyoruz, nasıldır sulu ova? Anlat masalcı yine, anlat haydi durma. Yerimizde duramıyoruz, nasıldır sulu ova? Masalcı Nine'nin Hediyesi. Güneş ışıklarını sulu ova sokaklarında adeta dans ettiriyordu. Gökyüzü bütün maviliği ile ışıl ışıl olmuştu bile. Ferhat ve ailesi Şirin'le annesini Göynecek'ten sonra sulu ovaya getirmişti. Burada bir gece Ateş amcanın halası Şermin teyzenin evinde kalmışlardı. Sabah olduğunda kahvaltı için sofraya oturdular. Hep birlikte hem kahvaltı ediyor hem de günün planını yapıyorlardı. Önce Gani Baba türbesine gideceğiz. Babacığım, Gani Baba kim? Gani Baba, yıllar önce Anadolu'ya İslamiyet'i yaymak için gelmiş biri oğlum. Uzun uzadıya süren tatlı bir sohbetten sonra yola koyuldular. Önce Gani Baba türbesine gidip hep birlikte dua ettiler. Sonra birçok bitki çeşidinin bulunduğu Akdağ Yaylası'na gittiler. Akdağ Yaylası, mis gibi havası, rengarenk çiçekleri ile tam bir masal diyarına benziyordu. Yaylada çay keyfinin ardından kuş cenneti yedi kuğulara doğru yola çıktılar. Yedi kuğulara vardıklarında Ateş amca... Çocuklar, burada kuş gözlemi yapılır. Buraya binlerce kuş gelir. Göç zamanı, bahar aylarında burada çok daha fazla kuş olur. Kuş gözlemi nedir Ateş amca? Kuş gözlemi, yabani hayatı izlemenin bir biçimidir. Kuşların kendi doğalarında nasıl olduğunu görmek için yapılır. Bu güzel gezintiden sonra eve gitmek için yola koyuldular. İkisi de yol boyunca yedi kuğular hakkında sorular sorup durdular. Akşam olup eve geldiklerinde koşa koşa Masalcı Nine'nin yanına gittiler. Masalcı Nine'ye sulu ovada gördüklerini anlattılar. Masalcı Nine... Demek sulu ovaya gittiniz. O halde size sulu ovayla ilgili bir masal anlatayım mı? Ne dersiniz? İsteriz, isteriz, çok isteriz. Masalcı Nine o tatlı sesiyle anlatmaya başladı. O sırada Amesya'da masal dinlemek için Masalcı Nine'nin yanındaki yerini çoktan almıştı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bundan ta 200 yıl önce... Derken tam o anda... diye guguklu saatin sesi duyuldu. Amesya birdenbire bütün görkemiyle odada parıldamaya başladı. Üç kere kanatlarını çırptıktan sonra büyük bir ışık şöleni oluştu. Işıklar kaybolduğunda Ferhat ile Şirin Amesya'nın görkemli kapısında buldular kendilerini. Kapıda Amesya bölüm 4 yazıyordu. Anlaşılan Amesya'da yeni bir bölümde yeni bir macera ile karşı karşıyayız. Haklısın Şirin. Haydi gidip yeni bölümde bizi neler bekliyor görelim. Diyerek muhafızın yanına gittiler. Gittiklerinde muhafız onlara bakarak... Ben İstanbul'u fetheden kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet Hanoğlu Şehzade Bayezid. Amasya'nın 4. muhafızı. Soracağım soruyu bilirseniz eğer Amasya'ya girmenize izin vereceğim. Sor bakalım sorunu sevgili muhafız. Kat kat katmer değil, yenir ama elma değil. Ferhat da Şirin de düşünmeye koyuldular. Kat kat katmer değil, yenir ama elma değil, buldum ceviz. Cevap yanlış.
Sadece bir cevap hakkınız kaldı. Ne yapacağız Ferhat? Aklıma başka bir cevap gelmiyor. Ya cevabı bulamazsak? Dur, sakin ol Şirin. Daha önceki soruları bildiğimiz gibi bunu da bileceğiz. Tekrar ikisi de düşünmeye başladı. Bir yandan bilmeceyi tekrar edip bir yandan da düşündüler. Buldum. Cevap elma şekeri. Cevabınız yanlış. Amasya'ya giremezsiniz. Ne yapacağız şimdi Ferhat? Tam da o sırada gökten süzülerek yanlarına yaklaşan Amasya'yı fark ettiler. Amasya'nın ağzında bir kutu vardı. Çocukların yanına yaklaşarak kutuyu Şirin'e verdi. Sonra kanatlanıp gökyüzünde kayboldu. Şirin kutuyu açtı. Kutuda bir not, bir de soğan vardı. Notu alıp okumaya başladı. Ve birden masalcı ninenin sesi Şirin'in kulaklarında yankılandı. Yavrularım, anlaşılan bu soruda zorlandınız. Ama korkmayın, masalcı nineniz sizinle. Sorunun cevabı kutunun içinde. Muhafıza sevgilerimi iletip cevabı söyleyin. Eminim kapıyı açacaktır. Yazıyı okuyan Şirin sevinçle muhafıza dönerek... Sevgili muhafız, sorunun cevabını biliyoruz. Lütfen bize bir şans daha ver. Olmaz. Size verilen hakkı kaybettiniz. Ama masalcının insanın sevgilerini iletmemizi bize bir şans daha vereceğini söyledi. Demek masalcı nineyi tanıyorsunuz. Ben onu çok severim. Onun hatırı için size bir şans daha vereceğim. Haydi, söyleyin bakalım cevabınızı. Şirin kendinden emin bir şekilde... Cevap soğan. Aferin çocuklar. İşte şimdi size kapıyı açabilirim. Ancak unutmayın, eve dönebilmek için kayıp Amasya lalesi soğanının içinde bulunan Amasya bejinden yapılmış mermer anahtarı getirmelisiniz. Dedi. Uçurtma ülkesine yolculuk. Muhafız, Amasya'nın kapı süngüsüne kılıcını dokundurdu. Kapı açılır açılmaz büyük bir uçurumdan düşmeye başladılar. Tam da o sırada kocaman rengarenk bir uçurtma onları sırtına aldı. Yavaşça yere indiler. Karşılarında her renkten ışıl ışıl uçurtmalarla bezeli bir bina gördüler. Hayranlıkla binayı incelemeye koyuldular. İşte o anda arkadan bir ses geldi. Çok güzel, değil mi? Ülkemin ünlü mimarlarına yaptırdım bu sarayı. Ferhat ve Şirin arkalarına dönüp gelen sese baktılar. Karşılarında başında altından uçurtma olan rengarenk elbisesi ile adeta gökkuşağına benzeyen bir kadın vardı. Kadın gülerek yanlarına yaklaştı. Ah, çok özür dilerim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben uçurtma ülkesinin kraliçesi Sakarmeke. Sizler de Amasya'nın kahramanları Ferhat'la Şirin olmalısınız. Bizi tanıyor musunuz? Amasya için küçük bir yer diyemem. Ama kahramanlıklarınız dilden dile yayılmış durumda. Bana buraya geleceğiniz söylenince ben de sizi karşılayıp ülkemde ağırlamak istedim. Ferhat ve Şirin hem şaşkın hem de mutluydu. Uçurtma kraliçesi onlara önce sarayın bahçesini, sonra da içini gezdirdi. Saray uçurtmalarla bezenmiş renk renk cıvıl cıvıl bir yerdi.
Sarayı gezdikten sonra hep birlikte yemek masasına oturdular. Kraliçe onlar için büyük bir ziyafet hazırlatmıştı. Yemeği yerken bir yandan da sohbet ediyorlardı. Gelmenize çok sevindim. Sizin gibi kahramanları ağırlamak benim için büyük bir şeref. Hemen gitmeyeceksiniz, öyle değil mi? Şirin ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra... Buraya kayıp Amasyalı ailesi soğanının içindeki mermer anahtarı bulmaya geldik. İşiniz oldukça zor. Bildiğim kadarıyla o lale soğanı 200 yıldır kayıp. Lütfen birkaç gün daha kalın. Sizi misafir etmekten mutluluk duyarız. Anahtarı aramaya ondan sonra başlarsınız. Sizin gibi değerli bir kraliçeyi kırmak istemeyiz. O halde birkaç gün daha kalalım. Kraliçe sevinçle ayağa kalkarak... Çok sevindiğimi belirtmek isterim sevgili dostlarım. Yarın akşam ülkemde uçurtma şenliği düzenliyorum. Siz de baş konuklarım olacaksınız. Ayrıca bu şenlikte yılkı atlarıyla olan barış antlaşmamızı yenileyeceğiz. Yılkı atlarının lideri Kızılgerdan ve yedi kuğuların başkanı Puhu Kuşu da bizzat orada olacak. Eminim onlar da sizi göreceğine çok sevinecektir. Yani dostluk ve barış şenliği olacak. Aynen öyle Şirinciğim. Yıllar önce yılkı atlarıyla yaptığımız antlaşmalar sonucu ülkeme refah geldi. Yemekler yendikten sonra uçurtma kraliçesi onlara kalacakları odayı gösterdi. Yorucu bir gün geçirdikleri için hemen uyuyuverdiler. Sabah olduğunda hep birlikte sarayda muazzam bir kahvaltı yaptılar. Şenlikler için hazırlıklar yapılıyordu. Ferhat'la Şirin de bu hazırlıklara yardım ettiler. Uçurtma ülkesinin kraliçesi olarak bu yaptığımız uçurtmaları akşam şenliğe götürüp konuklarıma hediye edeceğim. Uçurtma şenliği burada olacak sanıyordum. Hayır Şirinciğim. Şenlik yedi kuğularda düzenlenir. Yedi kuğular başkanı Puhu Kuşu'yla yıllardır bu şenliği birlikte yaparız. Benim uçurtmalarımın uçması için yedi kuğular daha uygun. Derken tam da o sırada sarayın bahçesinden bir çığlık sesi geldi. Koşarak bahçeye gittiler. Oraya geldiklerinde bu sesin uçurtma kraliçesinin yardımcısından geldiğini gördüler. Uçurtma kraliçesi endişeyle... Ne oldu? Neden çığlık atıyorsun? Kraliçem, şenlik için özel olarak yaptırdığınız kristal uçurtma kararmış. Şimdi ne yapacağız? Olamaz. Aman Allah'ım. Mahvolduk biz. Şenlik bu akşam ve kristal uçurtmayı uçuramazsam şenlik başlayamaz. Peki bunu düzeltmenin bir yolu yok mu? Maalesef düzelmesi için tek bir yol var. Ancak benim onu yapacak ne zamanım ne de gücüm var. Nedir o yol? Belki biz yardımcı olabiliriz. Kristal uçurtmayı eski haline getirebilmek için ters akan çayındaki Amasya bejine ihtiyacım var. Amasya beji onu eski haline getirebilecek tek çözüm. Ancak ters akan çayındaki konuşan ağaç onu size vermeyecektir. Onu ikna etmek oldukça zordur. Merak etmeyin sevgili kraliçem. Biz size akşam olmadan onu getirmek için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten bunu yapar mısınız? Sizin kahramanlıklarınızı o kadar çok duydum ki umarım bunu da başarırsınız. Bu konuşmalardan sonra Ferhat ve Şirin ters akan çayına gitmek için hazırlığa başladılar. Masallar gerçek olsun. Haydi masal dinle. Kırma bizi ne olursun.
masallar gerçek olsun. Görevimiz konuşan ağaçtan Amasya bejini almak. Uçurtma kraliçesi Ferhat ile Şirin'e gökkuşağı uçurtmasını verdi. Gökkuşağı uçurtmasına onları ters akan çayına götürmesini söyledi. Ferhat ile Şirin gökkuşağı uçurtmasına binip ters akan çayına doğru yola koyuldular. Uzun yollardan geçip rengarenk gökyüzünü aştıktan sonra ters akan çayına ulaştılar. Gökkuşağı uçurtmasından inerek ters akan çayının önündeki konuşan ağacın yanına geldiler. Siz iki çocuk burada ne arıyorsunuz? Merhaba sevgili ağaç. Biz buraya ters akan çayındaki Amasya bejini almaya geldik. Bize onu verebilir misin? Olmaz. Onu size veremem. Amasya beji çok özel bir mermerdir. Onu ancak iyi bir niyete sahipseniz alabilirsiniz. Ferhat korkarak niyetlerinin iyi olduğunu, uçurtma kraliçesine yardım etmek amacıyla buraya geldiklerini anlattı. Konuşan ağaç biraz düşündükten sonra... Anlaşılan zor bir durumdasınız. Ama Amasya beji ancak kendi isterse ters akan çayından çıkar. Amasya bejini çıkarmak için ters akan çayının içine Akdağ kayak merkezindeki kardan getirmeli, sonra onu çayın suyuna karıştırmalısınız. Tamam, biz gidip Akdağ kayak merkezinden karı alacağız. Umarım işe yarar. Çok teşekkür ederiz sevgili konuşan ağaç. Diyerek gökkuşağı uçurtmasına bindiler. Fırtınalı yollardan geçip soğuk rüzgarları aşarak Akdağ kayak merkezine ulaştılar. Tam karı alıp oradan gidiyorlardı ki ayı sesine benzer bir ses duydular. Durun bakalım. Siz kimden izin aldınız? Dönüp baktıklarında karşılarında öfkeyle onlara doğru koşan bir koca ayak gördüler. Ferhat bir tarafa, Şirin bir tarafa doğru kaçmaya başladı. Gökkuşağı uçurtması korkup oradan uzaklaştı. Ferhat ve Şirin saklanarak koca ayağı atlattılar. Ancak gökkuşağı uçurtması ortalarda gözükmüyordu. Şimdi nasıl döneceğiz Ferhat? Ben çok üşüyorum. Biraz dolanıp gökkuşağı uçurtmasını arayalım. Belki buralardadır. Birlikte etrafı dolaşmaya başladılar. Biraz ilerideki mağaranın içinden renk renk ışıklar geldiğini fark ettiler. Şirin hayretle mağarayı göstererek... Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet Şirin, ben de görüyorum. Belki de gökkuşağı uçurtması korkup oraya saklanmıştır. Hadi gidip bakalım. Birlikte mağaraya girdiler. İçeri girdiklerinde ışık daha da büyümüştü. Yanına yaklaştılar. Ferhat dikkatlice baktığında bunun kayıp Amasya lalesi soğanı olduğunu fark etti. Elini uzattığı anda lale soğanı kocaman açılarak içindeki mermer anahtarı onlara verdi. İkisi de bu göz kamaştıran lale soğanına teşekkür ederek mağaradan çıktılar. Nasıl geri döneceğiz Ferhat? Gökkuşağı uçurtması da gitti. Bilmiyorum Şirin. Elbet bir yolunu bulacağız. İkisi de endişe içinde bir kayanın üzerine oturdu. Tam o anda hızla kendilerine doğru gelen bir at gördüler. At onlara yaklaşarak... Merhaba çocuklar, ben Kızılgerdan. Buradan geçerken konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Ben yılkı atlarının lideriyim. Uçurtma şenlikleri için yola çıkmıştım. Dilerseniz sizi gideceğiniz yere kadar götürebilirim. Ferhat ve Şirin birbirlerine bakıp sevinçle sarıldılar. Çok isteriz sevgili Kızılgerdan. Burada mahsur kaldık. O halde atlayın sırtıma da sizi dilediğiniz yere bırakayım. Çocuklar Kızılgerdan'ın sırtına atlayıp yola çıktılar. Yolda Kızılgerdan'a olanı biteni anlattılar. Uzun bir yoldan sonra Kızılgerdan onları ters akan çayına götürdü. Ters akan çayının suyuna karı döküp Amasya bejini aldılar. Sonrasında da hep birlikte uçurtma kraliçesinin yanına gittiler. Uçurtma kraliçesi Amasya bejini görünce çok sevindi. Onlara üzerinde isimleri yazan harika uçurtmalar hediye etti.
Akşam olduğunda hep birlikte yedi kuğulara uçurtma şenliğine gittiler. Uçurtma kraliçesinin kristal uçurtmayı uçurmasıyla şenlik başladı. Rengarenk, cıvıl cıvıl uçurtmalar gökyüzünü süslüyordu. Uçurtma şenliği bittiğinde de Ferhat ile Şirin şenlikteki herkese veda etti. Yaptıklarınız için size minnettarım. Gerçekten siz Amesya'nın kahramanlarısınız. Sizinle tanışmak benim için bir şerefti. Bu güzel konuşmadan sonra Ferhat ile Şirin'i gökkuşağı uçurtması alıp muhafızın yanına götürdü. Uçurtmadan inen Ferhat ve Şirin muhafızın yanına geldi. Sevgili muhafız, anahtarı getirdik. Lütfen artık bizi evimize gönder. Aferin çocuklar. Demek 200 yıldır kayıp olan Amasya Lalesi soğanını bulup anahtarı aldınız. Eve dönmeyi gerçekten hak ettiniz. Diyerek elindeki madalyonu 3 kez çevirdi. O anda ortalığı bir renk cümbüşü aldı. Sihirli bir kaydıraktan geçip kendilerini odalarında buldular. Guguklu saatin sesi kesilmiş, çocuklar yataklarında o güzel uykularına çoktan dalmıştı bile. Etkinlikler, kazanımlar, kelime avı, bil bakalım. Sulu Ova kitabı seslendirme ekibimizi merak ediyor musunuz? Yazan Ayten Boz. Söz, müzik, aranje, töre Cengiz. Radyo tiyatrosu yönetmeni Funda Varol, Ayten Boz. Anlatıcı Makbule Tok. Ferhat, Gökalp Varol. Şirin, Gökçen Varol. Masalcı Nine, Nazife Kunt. Ateş Amca, Semih Tomakin. Şehzade Bayezid, Aslan Yurdu Seven. Uçurtma Kraliçesi Sakar Meke, Selen Özer. Kraliçenin Yardımcısı Bekir Kürkçü. Konuşan Ağaç Cihan Erdem Sönmez. Koca Ayak Ahmet Mansur Batuk. Kızıl Gerdan Yılkı Atı İbrahim Altay Gündoğdu. Etkinlikler Makbule Tok, Cihan Erdem Sönmez.